Doğuş TV'den herkese merhabalar. Tekvando Türkiye Şampiyonası'nda ilimizi temsil eden ve birçok başarıya imza atan Hayat Yaşamaya Değer. Bir kaza sonucu kolunuzu kaybetmiş olabilirsiniz ama hayata küsmemek gerekir. Çünkü yaşanacak çok güzel şeyler var. Azim sonucunda her şeyi başarabilirsiniz diyen Hatay Engelliler ve Gönüllüler Derneği Başkanı Sabit Köse ile birlikteyiz. Merhabalar Sabit Bey. Bizlere biraz kendinizden bahseder misiniz? Sabit Köse kimdir? Merhaba, ben başta bu COVID sürecinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum. Tedavi gören vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. Sabit Köse kimdir? Sabit Köse 1974 doğumlu. Bir iş kazası sonucunda iki kolumu kaybettim. 2004'te Antakya Sakatlar Derneği Başkanlığı'na seçildim. 2010'dan bu yana Hatay Sakatlar ve Gönüllüler Derneği Başkanlığı'nı yürütmekteyim. Ve 2011'den bu yana tekvando sporuyla uğraşıyorum. Tekvando sizin için ne ifade ediyor? Spor dalları bütün genelinde bu engelliler için bence çok iyi bir herkesin, her engellinin yapacağı bir spor var. Benim de durumumdan dolayı tekvando sporunu yapıyorum. Tekvando spor benim için bir aktivite, bir ülkemi temsil etme, şehrimi temsil etme. Yani sporla zaten sporcu kişiliğim vardı benim kazadan önce. Sonra da böyle bir branşa başvurdum. Ve benim için yani mükemmel bir şey tekvando sporu. Ve bunda biraz sanki başarılı oldum yani. Bununla ilgili biraz bahsetmek istersen, ben 3-4 defa Türkiye şampiyonu oldum. Avrupa'da bir üçüncülüğüm var, bir ikinciliğim var. Dünyada bir üçüncülüğüm var. Ülkemizi, şehrimizi temsil ettik. Bundan sonra inşallah daha iyi noktalara geleceğim. Tekvando eğitimini nerede ve kimden aldınız? Tekvando eğitimi benim burada milli takım temsilcisi Hasan Erişik hocam var. Burada başta kendisine çok teşekkür ediyorum. Bana çok büyük destekleri oldu. Hasan Erişik 2011'de derneğe geldi. Böyle bir tekvando federasyonum, engellere böyle bir branş açıldığını söyledi. Böyle bir sporu yapmak ister misin dedi. Ben de seve seve kabul ettim. O günden bugüne hep benim yanımda durdu Hasan Erişik hocam. Şimdiye kadar hala beni çalıştırıyor. Kendilerine çok teşekkür ediyorum burada. Bizlere elde ettiğiniz başarılardan bahseder misiniz? Kaç yılında, hangi yılda hangi başarıyı elde ettiniz? 2011'de Türkiye şampiyonu oldum. Oradan 2011'de Rusya'da düzenlenen Avrupa şampiyonasında üçüncü oldum. 2018'de Bulgaristan'da yapılan Avrupa şampiyonasında ikinci oldum. En son 2019'da Antalya'da dünya şampiyonasında üçüncü oldum. Dünya öncüsü olarak hem ülkemi hem şehrimizi temsil ettik. Hatay'da engelliler başkanı olarak çektiğiniz sıkıntılar nelerdir? Bugün 3 Aralık Engelliler Günü. Bugün bizim çektiğimiz sıkıntıları dile getirme günümüz normalde. Ama bakıyorum bizi yönetenler veya siyasiler, milletvekilleri, belediye başkanları kutlama mesajları olarak bizi hatırlıyorlar. Oysa ben isterdim ki bugün belediyenin billboardlarında yaptıkları projelerle çözüm odaklı projelerle sergilemelerini isterdim. İsterdim ki ben milletvekilleri, tepeden seçilen milletvekillerimizin, isterdim ki hangi önergeyi, hangi kanun teklifini sundular bu engeller için, onları paylaşmalarını isterdim. Biz bu Hatay'da çok sıkıntılar yaşıyoruz. Ya ülke genelinde çok sıkıntılar yaşıyoruz. Umarım
bu tür günlerde yapacakları projelerle bizi hatırlamalarını isterim. Onun için yine 16 yıldır bunları dile getiriyoruz. 16 yıl daha bekleyeceğiz galiba. Engelli olup hayata küsmüş kardeşlerimiz için ne demek istersiniz? Tavsiyeleriniz nelerdir? Engelli olan arkadaşlarımla ben buradan seslenmek istiyorum. Azimli olmalarını istiyorum. Spor dallarına başvursunlar, yönelsinler. Yani tekerlekli sandalye basketbolu var, tenis var, tekerlekli sandalyede okçuluk var. Tekvando var, bir sürü yüzme var. Bunlara başvurup hayatlarını daha rahat olacaklarından, psikolojik olarak daha iyi duruma geleceklerinden eminim. Bunu tavsiye edebilirim. Derneğinizde kaç tane üye bulunmaktadır? Biz Hatay Sakatlar ve Gönüllüler Derneği'nde 600 tane üyemiz var. Ama bu süreçte maalesef toparlanmıyoruz. Sesimizi bir türlü duyaramıyoruz bu yaşadığımız süreçten dolayı. Ben biraz daha bu çektiğimiz sıkıntılardan bahsetmek istiyorum. Şimdi bizim engelli vatandaşlarımızın aldığı engelli maaşında veya aldığı bakıcı yardımında kriter, gelir kriteri uygulanıyor. Ben buradan yetkililerde şunu talep ediyorum. Bu gider gelir kriterini bir an önce kaldırılmasını istiyorum. Çünkü bugün bir engelli o eve 700 TL kişi başı para giriyorsa 3 aylık maaş alamıyor, o bu aylık engelli maaşı alamıyor. 1407 lira para giriyorsa kişi başı bakıcı parasını alamıyor. Onun için devletimizden ve yetkililerden bunun en kısa sürede bu gelir kriterini kaldırmalarını rica ediyorum. Yeni engelli olan arkadaşlarımıza, kardeşimize genelde kendilerini iyi hissetmeleri için ne gibi konuşmalar veya böyle tavsiyelerde bulunuyorsunuz? Genelde bu, biz hep yanlarında olmak istiyoruz. Dertlerini diliyoruz. Sosyal aktivitelere katılmalarını sağlıyoruz. Topluma katılmalarını sağlıyoruz. Yapacağımız bu şeylerle, işte dediğim gibi spor dallarına ve böyle sosyal aktivitelere katılmalarını sağlayarak psikolojilerini düzeltmeye çalışıyoruz. Bu şekilde onların yanında olabiliyoruz. Engelli olmak sadece Türkiye'de mi zor? Yabancı ülkelerde böyle bir sıkıntı var mıdır? Evet, maalesef. Avrupa ülkelerinde kıyaslayarak Türkiye'de engelli olmak çok zor. Ben işimden dolayı veya yaptığım spordan dolayı bir sürü ülke gezdim. Gitmediğim ülke hemen hemen yok. Maalesef ama bizim ülkemizdeki gibi değil. Onlar, yani Avrupa ülkeleri bu engellilik sorunu aşmışlar. Yani biz de maalesef evden şehire inemiyoruz. Yani bir mahalleden bir şehir merkezine inemiyoruz. Onlar tekerlekli sandalyeden ülkeden ülkeye gidebiliyor. Biz burada doğru dürüst bir tane tuvalete gidemiyoruz. Yani düzgün lavabolar yok engellilere yönelik. Burada doğru düzgün sinemaya bir tane tekerlekli sandalye engelli gidemiyor. Ulaşımı kullanamıyoruz. Kaldırımları kullanamıyoruz doğru düzgün. Onun için evet, Avrupa'da böyle sakatlar derneği, sokaklara döküp haklarını arayan bir dernek yok. Oradaki örgütlenme sadece istihdama ve eğitime yönelik örgütlenme olur. Engelleri evlerinden alıp gidip kurslar veriliyor, eğitim veriliyor. İşler, iş yerlerine yerleştiriliyor. Bizim burada çok geri kalmışız biz bu konularda. Umarım bu tür sorular en kısa zamanda, 16 yıldır bunu dile getiriyoruz. 16 yıldır maalesef bir adım ileriye gitmemişiz. Onun için umarım bundan sonraki süreçlerde daha iyi imkanlar, daha iyi bir ulaşım, daha iyi bir eğitim için, istihdam için yetkililer bunu dile getirir, faaliyete sokar. Bu anlamlı günde burada bizi kabul ettiğiniz için sizlere de çok teşekkür ediyorum.
Tekrar diyorum, bu sadece 3 Aralık ve 16 Mayıs Sakat Arpası'nda hatırlanmak istemiyoruz. Sorularımız çok büyük ve yapılmayacak işler değil. Bizi yönetenler bugün 13 tane, 15 tane ilçe ve bir tane büyükşehir belediye başkanımız var. Keşke bugün de çıkıp da yaptıkları engellere yönelik çözüm odaklı projelerde bunları paylaşsaydılar. Bizim için en mutluluk verici bir gün olacaktı. Ama maalesef her yıl olduğu gibi yine kuru bir mesaja, kutlama mesajına bu engeller mahkum ediliyor. Tekrar herkese teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun, iyi günler diliyorum. Merhaba Doğuş TV izleyicileri. Yeni bir videonun sonuna geldik. Doğuş TV, Facebook ve YouTube kanalına ücretsiz abone olabilirsiniz.